Kal televizyonlarından hepimizi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. İşte insanların nasıl davranacağıyla ilgili kuralları da belirleyen, onları ortaya koyan ayetler. Peygamber Efendimizin Şemail-i Şerifi ile ilgili bir fasıl yapacağız. Merhabalar efendim. Bir hasbihal programda daha sizlerle beraberiz. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi hepimizin üzerine olsun. Değerli izleyiciler, bugünkü programımızda 3 Aralık Engelliler Günü münasebetiyle Konya'mızda faaliyet yapan iki dernek başkanını konuk ettik. Onlarla bir hasbihal yapacağız. Engellilerle ilgili inşallah kendilerini takdim ediyorum. Hemen yanımda Gönül Gözü Derneği Başkanı Derviş Ahmet Şahin. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Hemen karşımda Türkiye Sakatlar Birliği Konya Şube Başkanı Ahmet Mıhçı Bey. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız, iyisiniz? Elhamdülillah, çok şükür. Allah'a sağlık versin. Teşekkür ediyoruz, sağ olun. Davetimize icabet ettiniz, geldiniz, teşrif ettiniz. Programda bizleri konuk ettiğiniz için şahsınıza ve televizyonunuz adına biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Allah razı olsun. Siz nasılsınız Derviş Bey? Hamdolsun. Teşekkür ediyoruz böyle güzide bir günde böyle bizi hatırladığınız için. Evet, bu programımızda engellilerin dününü, bugününü ve yarınını, yani dün nasıldı engellilerin, hangi problemlerle karşı karşıyaydı? Bugün o problemler devam ediyor mu, bir kısmı çözüldü mü, bir kıyaslama yapacağız. Ve yarında beklentiler nedir, problemler nedir, yarınla ilgili, gelecekle ilgili? Evet. Onları inşallah sizlerin ağzınızdan masaya yatırmış olacağız. İnşallah. Öncelikle Gönül Gözü Derneği Derviş Ahmet Şahin, kendinizden biraz bahseder misiniz? Evet. Ve derneğinizden aynı zamanda. Ben şöyle söyleyeyim, Derviş Ahmet Şahin, Gönül Gözü Kültür ve Yardımlaşma Derneği'nin kurucusu ve genel başkanıyım. Gönül Gözü Kültür ve Yardımlaşma Derneği Ocak 2011 tarihinde Konya merkezli olarak kuruldu. Biz genel itibariyle toplumsal ve kültürel alanda çalışmalar yapıyoruz. Ama engelliler bizim önceliğimiz. Bir engelde sen kaldır kampanyamızda gerek Konya merkezde gerek taşra ilçelerdeki engelli ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya çalışıyoruz. Yine yapmış olduğumuz programlarla engelliler, huzurevi sakinleri, kimsesiz çocuklar, şehit aileleri ve gazilere yönelik şiir, türkü geceleri yapıyoruz. Moral motivasyon programları yapıyoruz. Engelli haklarını, engelli bürokrasilerini, engellilerin sıkıntılarını gündeme getirip elimizden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Evet. Faaliyetlerinizde başarılar diliyorum. Evet Ahmet Bey, biz de siz evet. Dinleyelim. Türkiye Sakatlar Derneği Konya Şube Başkanı. Bizim derneğimiz 1959 yılında genel merkez olarak kurulmuş. 1963'te genel merkez Ankara mı, İstanbul? İstanbul. 63'te kamu yararını almış. Biz Konya Şubesi olarak 1980 yılında kurulduk. 81'de faaliyete başladık. 81'in Mart ayında. Esas amacımız bizim engelliyi sokağa taşıyıp engellinin ihtiyaçlarını karşılamak. Ve engelli kardeşlerimizin nerede sıkıntıları var, nerede ihtiyaçları var. Bizim en büyük amacımız bu. Ve elhamdülillah amaçlarımıza, hedeflerimize ulaşmaya çalıştık ve ulaştık. Şu anda da devam ediyoruz. Allah hamd senalar olsun. Esas bir gündem vardır. Özürlü mahkum ana baba gardiyan. Evet. Ev hapishane. Evet. Bizim amacımız ezirliği buradan çıkartıp sokağa taşımaktı. Sosyal hayata kazandırmak. Ve bugünlerde hem hamd senalar olsun kazandırıyoruz ve kazandırdık da şu anda yeter artık, biz kendi kendimize yetiyoruz diyecek hale geldiler. Çok şükürler olsun. Aşağı yukarı 40 yıldır derneğin hem kurucularındanım hem de bir müddettir de başkanlığını yapmakta. Kaç yıldır başkanlığını yapıyorsun? Aşağı yukarı 23 yıl oldu. Sizden önce de Hasan Basri Bey'di. Hasan Basri. Ona da selamlıyoruz. Burada Hasan selam Basri ediyoruz. Vardı. Ona da selam ederiz. Faaliyet verdi. Rahmetli Kaplaç İranlar, Hasan Aksoylar vardı. Bayram Manavlar vardı. Onlardan bizim bir şeyimiz olmadı. Geriye dönük bir itişmemiş kakışmamız olmadı. Hamsiler olsun. Hepsine bir çatı altında, kardeşhane bir şey altında bugüne kadar geldik. Evet. Ve bundan sonra da herhangi bir ilişme kakışma olmadan derneğin geleceğini, akıbetini aydınlatacak bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz. Tabii, amaç olsun. Engelliye hizmet olunca burada itişecek, kakışacak bir durum yok. Paylaşılacak bir maddi imkan da yok. Öyle bir şey yok. Burada hizmet var, hizmet yarışı var, bayrak yarışı var. Hizmet yarışı var, bayrak yarışı var. Burada
Dünkü başkanlık yapan arkadaşlarımız bugün çekilip gitmediler. Bizim hizmetimize daha da katkı vermeye devam ettiler. Herhangi bir şey sordular mı veya bir şey söylediler mi hemen derneğe yönlendirirler. Bu bizim için, camiamız için çok güzel olan bir halet ve çalışmalar. Çok güzel. Allah yardımcınız olsun. Allah razı olsun inşallah. Peki ikinci soruya sizden başlayalım o zaman. Şimdi faaliyetlerinizle ilgili kaba olarak bahsettiniz ama genel hatlarıyla. Şimdi işin içine tam girersek. Şöyle bizim, detaylı bir şekilde faaliyetlerle ilgili bir bilgi alalım size. Bizim derneğimizin esas amacını biz kendimiz biraz önce ilk başlangıçta açıkladım. Faaliyetlerimiz olarak engellilerin ihtiyaçları nedir? Örneğin akülü tekerlek sandalyesinden tutun da manuel tekerlek sandalyesine, koltuk deneklerine kadar bunların tamamını mümkün mertebe karşılamaya çalışırız. Her yıl ne yandan baksan bir engelli ihtiyacını karşılayan 50'ye yakın akülü tekerlek sandalye, manuel tekerlek sandalyenin hesabını bilemiyorum şu anda. Yılda, en az 50'ye yakın akülü araba dağıtıyorsunuz ama normal arabanın sayısını bilemiyorsunuz. Yani yüzlerce araba dağıtıyoruz. Ama bunun da hiçbirini kendimiz bir derneğimizin bütçesinden veya bir bünyemizden karşılamıyoruz. Neden derseniz hayırseverlerimiz. Yurt dışından gelen hayırseverimiz var. Allah razı olsun. Her yıl geldiğinde 4-5 araba alır. Belirli hayırseverlerimiz var. Her yıl mesela bu sene Ramazan'da 12 tane verdik. Bu bir ölçü. Bir de esas bizim ölçümüz ihtiyaç sahibi öğrenciler. Öğrenciler daha çok bir ihtiyaç sahibi oluyor. Bu okula gitmelerinden. Engelli öğrenciler. Yani sağlam öğrencilere sağlama verilmez. Bunun yanı sıra bunlardan ziyade bizim engellilerimizde, derneğimizde kurslar açılarak, örneğin takı tasarım kursu, üniversiteye katılacak öğrencilerimize, KPSS'ye katılacak öğrencilerimize kurslar, düzenlemeler, ihtiyaçlarına bina eden engellilerimizin ulaşımdaki veya kaldırımlardaki şehir erişilebilirlikler değil gibi sorunlarını biz bunları da çözmeye devam ediyoruz. Çünkü bizim mimarlar gezici mimarlar. Elinde kalem yok ama altında arabası var. Nerede bir kaldırımda bir sıkıntı gördü, nerede bir otobüse bineceği veya tramvaya bineceği bir yerde sıkıntı gördüyse başkan durum buradan şu anda bize bildirirler. Ve biz bunu Allah razı olsun belediyelerden, ilgili belediye hangisi ilgileniyor? Büyükşehir iletiriz. Karatay, Meram, Selçuklu. Hangi belediye kapsam içerisindeyse veya oralarına ilgilendiririz. Buralarının çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Burada bizim esas amacımız engelli topluma kazandırmak için engelli Konya'da birim birim gezer oldu. Dün sokakta bir engelli görmezken bugün her sokakta, her yerde kültür parktan tutun da nereye kadar giderseniz gidin engelli camiasını görebilirsiniz. Konya'da engelli oranı ne kadar? Yüzde olarak? %12.29 nüfusumuza göre. Konya merkezde 15 bin engelli. 31 ilçeye girdiğimizde 150 bine yakın engelli. Bayağı ciddi bir rakam. Ciddi bir rakam. Bunları da ailelerle beraber bir cem edersek. Burada evde bakım alan engelli sayısı 13 binin üzerinde. Konya merkezde. Konya merkezde. İlçelerde dahil. Bu 150 binin 13 bin. Ama düşük, niye öyle? Ancak evde şartları mı var? Şartlara haiz olanlar alıyor. Durum böyle olunca da bu şekilde devam ediyor. Bizim amaçlarımız, engelliyi sokağa taşıdık. Taşıdıktan sonra bitmiyor. Nedir engellinin? Nerede ne ihtiyacı var? Nasıl bir sorunu var? Hepsine yetişebiliyor muyuz? Yetişebildiğimiz yere kadar ama büyük bir çoğunluğunda yetişiyoruz. Bugün Allah hamseler olsun. Sokakta gezen her engelli, ortoped engelli, diğer engelli kardeşlerimizin hepsi bizim kardeşimizdir. Sizin dernek mesela resmi üye mi kaydediyor yoksa resmi sadece üyelere mi hizmet ediyor yoksa geneline topluma, mi? Genel hizmet eder. Ama üyemiz var. 2000'e yakın üyemiz, kayıtlı üyemiz ama var. Ama üye olup olmaması önemli olmadan, ona bakılmadan adam, hizmet götürüyor. Evet. Arkadaşımız desek ya abi benim şurada sıkıntım var. Kaldırımlarda sıkıntımız var, ne bileyim belirli yerlerde sıkıntımız var dediklerinde biz bunlara ulaşmak ve bunların sorunlarını dile getirmek zorunda kalıyoruz. Ve elhamdülillah getirdik, bir müddette getirdik. Dahasına geçecek olursak Konya'da yapılması gerekenleri engelli camiamız için biz bunların hepsinin peşinde ve yaptık. Yapmaya da devam edeceğiz. Eksik var mı var, hata var mı var. Önemli olan eksiği tamamlamak, hatadan dönmek. Hayatta iki kişi eksik yapmazmış, hata yapmazmış. Biri ölmüş olan, biri dünyaya gelmemiş olan. Buna demektir ki burada biz de eksik de yapabiliriz, hata da yapabiliriz. Önemli olan eksiğimizi tamamladıktan sonra, hatamızdan döndükten sonra geriye
Tabii insan beşer şaşar beşer denir ya. Şaşar, yani insan hali hata hepimiz yani için. Yani hepimiz için geçerli olan bir hatalarımız var. Mesela her bir sorunda bir etkenliğimiz, bir şeyimiz çıkar. Eksiğimiz de çıkar ama fazlamız da çıkar. Hı-hı. Elhamdülillah. Saatlerce anlatmamız, Kur'an kurslarımız var. Hı-hı. Faaliyetlerimiz. Onlara biraz sonra dönelim. Tamam. Derviş Bey'den de bir faaliyetlerle ilgili şöyle bir bilgi aldıktan sonra tekrar size o konularla ilgili döneceğim. Evet Derviş Bey, sizin de faaliyetlerin iç yüzüne girersek içerik bakımına şey yaparsak biz dernek olarak Ocak 2011'den bugüne kadar Bir Engelde Sen Kaldır kampanyasıyla gerek Konya Merkez, gerekse Taşra ilçeler, özellikle Yunak, Çeltik, Tuzlukçu, Akşehir, Ilgın bölgesi gibi çeşitli mahalle ve köylerde 1000'e yakın manuel ve akülü tekerlekli sandalye dağıttık. 1000'e yakın? Evet, 1000'e yakın. Ne kadar oldu sizin dernek kurulalı? 9, bu önümüzdeki Ocak ayında 9 yıl olacak. Yani şey olarak kısıtlı imkanlarla çalıştığımız için 1000 az bir rakam değil ama yani elimizden geldiğince bir şeyler yapmaya yani, çalışıyoruz. Şimdi yine bu önümüzdeki 3 Aralık'ta bu sene ilk defa Kırım'a tekerlekli ve akülü sandalye göndereceğiz. Dünya Kırım Tatar Derneği ile beraber bir organizasyonumuz var. Kırım'daki ihtiyaç sahibi engelliler için bir kampanyamız kaç var. Kaç tane gönderilecek? Bir sayı belli mi? Yani şu an kampanyamız devam ediyor. Devam ediyor. 20'nin üzerinde olacak sanırsam. Hı-hı. Onun haricinde yine biz derneğimizin bünyesinde içeriğinde kültür de olduğu için gerek engelli haftalarında gerek diğer günlerde şiir ve türkü geceleri yapıyoruz. Bu yapmış olduğumuz çalışmalarda demin de söylediğim gibi engelli bireyler, şehit aileleri, gaziler, kimsesiz çocuklar, huzurevi sakinleri bizim yapmış olduğumuz bütün programların demirbaşı. Yine bunun yanı sıra engellilere yönelik, engellilerin bürokratik alanda yaşamış olduğu sıkıntılar, değişen kanunlar vesaire bunlarla alakalı da yine basın açıklamalarımız, çeşitli çalışmalarımız devam ediyor. Yani gerek bürokratik alanda gerek belediyeye yönelik çalışmalarda biz de üzerimize düşenleri söylüyoruz. Onlar da sağ olsunlar söyleneni yapıp icra edip engellinin mağduriyetini ortadan kaldırmaya çalışıyorlar. Evet. Şimdi size özel bir soru sorsam. Evet. İsmi, derneğin ismi benim dikkatimi çekti. Evet. Gönül Gözü Derneği. Evet. Nereden icap etti bu böyle bir isim koymak? Ya şimdi Gönül Gözü Derneği'nin kurucusu da benim haliyle. Şimdi ilk etapta biz Gönül Gözü deyince acaba görme engellilere mi yöneliksiniz diye. İlk bakışta diye, o aklına geliyor. Evet. Akla geliyor fakat yani... bu tür çalışmalar gönüllü çalışmalar olduğu için yani Hazreti Mevlana'nın da bir sözü var bilirsiniz. Dünya gözüyle bakan yüzü, gönül gözüyle bakan özü görür derler. Evet. Onun için biz çalışmalarımızda gönül gözüyle hareket edenlere daha çok hizmet ediyoruz. Daha çok bizi anlıyorlar öyle diyelim yani. Yani, gönül gözü açık olanlar. Tabii. Bizim bir çalışmalarımıza yine bir bunu da slogan haline getirdik. Gönül gözünüz açıksa hiçbir engel yoktur diye. Bunu da derneğimizin sloganlarından birisi. Evet. Güzel. Allah yardımcınız olsun. Sağ olasınız. Sizin de tabii derneğin ismi Türkiye Sakatlar Derneği. Konya Şubesi. Şimdi bu tabii çok eski yıllara dayanan bir dernek. Osmanlılar dönemine uzanıyor mu? Şimdi abi Salih abi bu Türkiye Sakatlar Derneği Konya Şubesi 1959 yani genel olarak ha, genel. 59'da kurulduğunda Osmanlı arşivlerinde sakatlar olarak çıkıyordu. Yani genel merkezi Osmanlı dönemine uzanıyor. Türkiye yani o zaman konan bir isim. Hala zaman bugün devam ediyor. Bugün devam ediyor. Peki ve siz bu ismi uygun biliyor musunuz? Şimdi
bulsak da bulmasak da, uzun bulsak da bulmasak da Türkiye Sakatlar Derneği diye biz bu işimi kullanmak mecburiyetinde kalıyoruz. Çünkü genel kamu yararına olduğumuz için burayı değiştirme şansımız yok. Ama tüzüğün içinde... Siz Konya şubesisiniz. Konya şubesiz. Tüzüğümüzün içerisinde ne kadar sakat kelimesi varsa tüzük tadilatıyla bunlar engelli anlamına çevirdik. Ama burayı değiştiremiyoruz. Burayı değiştiremediğimiz, kamu yararına için değiştirme şansımız olmadığı için bizimki Türkiye Sakatlar Derneği Konya diye kalıyor. Ve buradan da bayağı vatandaşlarımızdan da, sizin gibi sevilen dostlarımızdan da tepki alıyoruz. Ama ya tepki olarak değil ya, yani tepki olarak değil ama yani şey olarak tabii bir engelli aslında engelli bile söylenmesi bana göre bir mahsurlu gibi geliyor. Şimdi, yani evet. Değil mi? Yani bir kardeşimizin ne, önceden özürlü deniyordu. Sonradan engelliye çevrildi ama özürlü engelli aynı manaya ihtiva ediyor. Şimdi, buna daha böyle bir isim rencide etmeyen bir isim bulmak lazım gibi geliyor. Özürlü derken ben özürlü defolu değilim diyorduk. Evet. Öyle diyorduk. Hı-hı. Engelli deyince de abi ben sana engel oldum mu? Nerede engel oldum diyorum. Evet. Şimdi böyle de bir şey var ama yani bu engelli özrü çağrıştırmayan bir, nasıl bir şey var mı kafanızda öyle yani, bir isim? Varsa şey... söyleyin ya. Bir isim bulmak lazım gibi geliyor yani. Sanki. Bizim durumumuz bu alemde buradan yani taş yürekli durum böyle olacak. Yani bir burada yürekli taş gibi sağlam insanlar. Yapacak da bir şeyimiz kalmıyor böyle olunca. Evet, buradan dolayı Türkiye genelinde bütün derneklerimizde aynı sıkıntılar, aynı sorunlar yaşanıyor ama yapacak da bir şeyimiz kalmıyor. Bizim 81 ilin 70 ilinde şubemiz var. Bir de Konya'mızda bu şubelerden bir tanesi. Evet. Burada çalışmalar esnasında sportif faaliyetler Tekerlek sandalye basketbol. O faaliyetlere devam ediyor değil mi? Tekerlek sandalye basketbollarımız var. Ondan sonra oturarak voleybollarımız var. Bunların her birisi ve spor bizim gençlerimizi daha bir netleştiriyor. Tabii engelleri hayata kazandırmak, onları sosyal hayata kazandırmak için mutlaka bir aktivite yapmak lazım. Onlar da işte spor başta geliyor. Spor başta geliyor. Ondan sonra işte mesela resim yapma olabilir, müzikle uğraşma olabilir. Yani bunlar gibi işte hat eğer uygun olanlar için olabilir. Yani değişik şeyler bulmak değişik lazım. Değişik şeyler. Evet. Derneğimizde ayağıyla resim yapan üyemiz var. Resim konusunda çok güzel. Halk eğitim şeyin açmış olduğu kurslara, komekin açmış olduğu kurslara gidiyor. Burada çalışanlar o bu şekilde. Bayağı bir kapasiteli olarak, örneğin hiç şeyimiz yokken biz Kur'an kurslarına tekerlek sandalyeyle arkadaşlar ve normal engelli arkadaşlarımız Kur'an kurslarına gider. Bayanlar ayrı, erkekler ayrı. Geçen yıl bunlara mukafat olarak 17 tane tekerlek sandalyeyle Ümre'ye gönderdik. Kaç kişiyi? 17 kişi. 17 kişi. Şeylerle beraber 41 kişi. Burada teşekkür etmeden de geçemeyeceğim. Selçuklu müftümüz bu işe dedi, biz sizi İmri'ye göndereceğiz dedi. Evet. Allah razı olsun. Selçuklu müftümüze de buradan teşekkür ediyoruz. Bir reklam etmemiz gerekiyor. Evet, sözü cümlenizi bitirin. Burada kendine de teşekkürlerimizi iletiriz. İnşallah biz istiyoruz ki bu sene bir diğer göndersek gibi diye bir şeyler. Evet. Bir öyle bir şeyleri de kalbimizden geçiyor ama inşallah Nusret Hocam da bunu dinliyordur. Evet. Olur inşallah. Olur olmasın. İnşallah. Evet. Hizmetlerimiz, çalışmalarımız, reklama gideceğimiz çok temel kısımlar. İkinci bölümü bırakalım. İkinci bölümü bırakalım o zaman. Ben reklamlardan sonra buradayız. Engellilerin problemlerini, sorunlarını, beklentilerini konuşmaya devam edeceğiz. Kısa bir aradan sonra buradayız. Bizden ayrılmayın. Peygamber Efendimiz'in Şemail-i Şerif'i ilgili bir fasıl yapacağız. Evet, ikinci bölümde tekrar beraberiz. Türkiye Sakatlar Birliği Derneği Genel Başkanı, Konya Şube Başkanı karşımızda. Konya Şube Başkanı Ahmet Muhçi ve Gönül Gözü Derneği Genel Başkanı Derviş Ahmet Şahin. Hasbihalim sürüyor. Evet Derviş Bey, beklentilere geçelim mi? Yoksa şöyle engellilerin dünüyle ilgili söyleyecekleriniz var mı? Dünü ve bugünüyle ilgili. En son yarını konuşacağız. Yani beklentileri, sorunları, neler taleplerinizi en son bölümde konuşacağız. Evet. Yoksa geçelim. Varsa şimdi, onları sizden dinleyelim. Engellilerin... Yani şöyle bir şey de yapabiliriz. Şimdi mesela eğer aklınızda veya notlarınızda varsa, mesela dünkü geçmişteki durumuyla engellilerin şehirle ilgili bilhassa bugünkü durum arasında bir kıyaslama yapabiliriz yani. Evet. Nasıl gördünüz? Bir ilerleme var mı? Onu engellilerin sorunlarını çözmeyle ilgili. Buyurun. Ben şöyle söyleyeyim, yani genel itibariyle engellilerin dünü ve bugününü kıyasladığımızda gelişen teknoloji ve
değişen hayat şartları minvalinde düne göre bugün çok olağanüstü değişiklik var. Evet. Mesela 2000'li yıllardan önce bir manuel tekerlekli sandalyeyi bulmak neredeyse imkansızdı. Hı hı. Yani şehir merkezinde, köylerde zaten imkansızdı. Ki engelli bireyleri bizim el arabası dediğimiz şeylerle taşıyorlardı. İlkel yöntemlerle taşınıyordu. Niye? Üretim yoktu. Yani şey yoktu. Ve bunu da engelli arabalarında genel itibariyle Kızılay veya Kaymakamlıkların sosyal yardımlaşmaları temin etmeye çalışıyordu ve yetersizdi. Hı hı. Ama 2000 sonrasına baktığımızda artık teknoloji şartları değişti, gelişti. Artık manuelin dışarısında şimdi engellilerimizin çoğunda akülü araba akülü var. Araba. Yani bunun haricinde de yine engellilerin ekonomik alanlarına bakarsak 2000 yılları öncesinde engellilere verilen maaşlar, yardımlar daha azdı. Ama 2005 yılının Temmuz ayında çıkarılan 5378 sayılı engelli kanunuyla beraber, bu engelliler için devrim niteliğinde bir kanundur. Yine engelliye bakanlara bakım maaşı bağlanması, engelli aylıklarının iyileştirilmesi ve şu anda da olduğu gibi 3 aydan tek aya düşürülmesi, yine engellilerin topluma entegre olması açısından bütün kamu kurumlarının ve bütün binaların, apartman girişlerinin, park ve bahçelerin vesairelerin, her yerin engelliye uygun hale getirilmesine yönelik bir kanun çıkarıldı. Evet. Yani bu kanun her ne kadar her sene 2 yıl uzatılsa da eskiye nazaran şu an engelliler toplumun her yerinde, topluma entegre olmuş durumda. Evet. Yani engelliler düne göre bugün çok büyük bir maraton koşusunun finalindeler diyebilirim yani. Evet. Peki Ahmet Bey, siz sizin tespitleriniz bu konuda? Şimdi dünle bugünü kıyaslamamız hiç mümkün olmayan bir devrede. Tarihimde unutamayacağım. Bir öğretmen, ilkokul müdürü, müdür hanımı aradı, başkanım. Ahmet Bey dedi, bir tane öğrencimiz var, kız çocuğu, çok zeki dedi. Annesi çocuğu sırtında getire götüre bir fıtı oldu. Ben çocuğu getirmeyeceğim diyor dedi. Ne oldu? Buna bir tane bir tekerlekli sandalye. Ben de dedim ki, bende tekerlek sandalye var ama bir tane kullanılmış. Ahmet Bey, ne olur bunu verelim de en azından Allah çocuk Allah. Kullanılmış bile olsa babası bir yerde işçi falan derken, o gün akşam üzere geldiler saat 5. Çocuk arabayı aldı. Kullanmış ama araba bayağı güzeldi. Öyle bir yıkırı yıkıyor ve Ahmet abi, bu araba benim olacak değil mi dedi. Allah Allah. Annesine dedi, anne beni okula götüreceksin değil mi dedi. Annesine, götüreceğim kızım bundan sen dedi. O günlerden şimdi bugünlere geldik. Bugünlerde araba beğenmiyoruz, biliyor musunuz? Yani şu anlattığınız olay demek ki engellilerin hayatlarına, yaşamlarına bir girdiğimiz zaman göz yaşartıcı olaylarla karşılaşabiliyoruz. Çok yani şimdi defa bunu anlatmakla veya şey yapmakla bitmeyen bir zamanım var benim. 40 yıla yakındır ben bu camianın içerisindeyim. Elhamdülillah bugüne kadar çalışmalarımızda. Bugün 2004'te Türkiye genelinde ilk engellinin sokağa çıkma faaliyetini başlatan bizim Konya olduk. Evet. Nasıl çıkartacağız? Belediye otobüslerine nasıl bindireceğiz? Tayrak Gürek Belediye Başkanı'nın yanına vardığımızda oturup dedik ki, Ahmet Bey, sokağa nasıl çıkartacağız bunları? Başkanım, bir tane otobüs yapalım dedik, 302'lerden. Şimdi bu otobüsler falan bildiğimiz, gördüğümüz yok zaten. 302'lerden bir otobüs yapalım. Nerede engelli varsa onu taşımaya çalışalım, şöyle yapalım falan derken, o günün Ulaşım Daire Başkanı Ercan Uslu Başkanım'la görüştük, sohbet ettik falan derken olmadı, beceremedik. Dedi ki, kulaklar açık gelsin, Ercan Bey git bir bakın, araştırın, otobüs alalım dedi. Ve ilk çalışmalara göre
20 tane otobüs geldi Konya'ya. 20 otobüs yetmiyor. Nasıl yapacağız bunu diye sohbet ederken dedi ki engelli nereye gitti? Tokyo'ya gitti. Buradan şeyin telefonunu alverdik. Hareket şefliğinin. Nasıl olacak? Hareket şefliğine telefon açacaklar. Şu saatte burada engelli var, buraya gel. Otobüs gelsin. Bunu 30-40 tren derken şimdi şu anda bir tane otobüs çözüldü problem. Tamamen çözüldü. Tramvaylarda sorunumuz kalmadı. Evet. Hepsine rahat biniyorlar. Hı-hı. Dün otobüse binemiyorduk. Dün engelli evden çıkamıyordu. Evet. Kaldı, balkonunda oturup da caddeden kaç tane araba geçtiğini sayanlar vardı. Hı-hı. Bunlar ama Allah'ım senar olsun eğitim konusunda çağ atladık. Bütün engellilerimizin eğitime, evine eğitim hocaları geliyor. Evet. Okullar özel rehabilitasyon merkezlerine gidiyorlar. Hı-hı. Sağlık konusunda hakeza öyle. Bunların her birisi bir zaman içerisinde zaman aşımında geldi. Kaldırımlarda. Evet. Kaldırımlarımız hakeza öyle. Hı-hı. Biraz önce dedim ki ben engellinin sorunlarını nerede kaldırımda, nerede bir yerde de sorunumuz varsa biz bunları çözüyoruz. Elhamdülillah çözmeye de devam edeceğiz. Çünkü biz bu görevi üstlendik burada. Evet. Allah razı olsun belediye çalışanlarımızdan da büyükşehirden tutta ilçe belediyelerine kadar hepsinde ulaştığımız yere kadar hizmetlerimiz geliyor. Hı. Burada esas bizim sıkıntımız, vatandaşlarda da sıkıntımız var. Ne gibi? Vatandaşlar bizim kaldırımdan otobüsün geçeceği yere, tekerlek sandalyelerinin geçeceği yere araç park ediyor. Evet, maalesef. Bu bizim için bir büyük bir sıkıntı. Evet. Ben diyorum ki arkadaş ben ne yapayım? Belediyeden yapılacak varsa sürün. Ama bir bürokrasiden yapılacak varsa tamam halledeyim. İşte acaba ama, burada da bir, mesela bizde o araca şöyle yüklü bir ceza yazılsa, bu da kamuoyuna ilan edilse bir daha ikinci bir araç oraya park edemez diye düşünüyorum. İki kat oluyor. Normal park cezasının iki katı. Günün birinde Allah rahmet eylesin bir engelli çocuğumuz tekerlek sandalyelerine geçeceğinde Ahmet abi diyor. Baktım diyor. Orada oturuyorum ben. Ben geçeceğim diyor. Adam oraya yanaştı diyor. Allah Allah. Durdum. Adam arabaya indi diyor. Arabadan kilitledi diyor. Abi dedim dedi. Buyur abim dedi. Lan abi benim ehliyetim kafi gelmeyecek. Ben bu arabayı karşıya geçiremeyeceğim. Ben şuraya ineyim de şu arabayı benim buradan bir geçiriver der. İki arabanın arasına ben geçemeyeceğim der. Allah Allah. Olan abi diyor rahmetli. Bir bana baktı. Bir arabaya baktı. Bir arabayı park ettiği yere baktı diyor. Abi özür dilerim senden dedi diyor. Arabaya bindi koydu gitti diyor. Şimdi. Evet. İyi bir ders vermiş. İyi bir ders vermiş evet. Ama. Abi benim ehliyetim kafi gelmiyor. Allah Allah. Benim ehliyetim H sınıfı senin herhalde. Daha yüksek. Demiş. E sınıfı herhalde demiş. Ve usulca abi buraya ben geçeceğim şöyle yapıyorum. Böyle bir şey de yapmadan evet. Gayet güzel bir şekilde kendini izah ederek bu şekilde yapmış. Geçmiş oradan. Hastanelerde veya AVM'lerin önlerinde özel parkerleri var. Evet. Buralardaki bizim buralarda bu yakın parkerler. Tabii geçmiş yıllarda yoktu böyle bir şey. Yok şimdi artık her yerde hastanelerde olsun, okullarda her yerde her tarafta özel parkerlerimiz var. Engelliler parkerlerimiz var. Buralarda araçları biz park ediyoruz ama ne yazık ki gül yüzlü vatandaşlarımız oralara gelip araçlarını park ediyor. Şimdi çoğu AVM'lerinde kameraya izleniyor. Direkt evet, emniyete düşüyor. Evet, yüksek cezalar. Ceza geliyor. Evet. Birinde bir böyle bir emniyetin. İşte, bak, ama şimdi ben görüyorum mesela ceza yüksek olunca kimse park etmiyor. Boş. Ben şimdi, ne zaman gitsem bakmam boş. AVM'lerde böyle bir şey var. İşte, yani cezalar biraz şöyle caydırıcı olsa. Caydırıcı olması lazım. Evet. Caydırıcı ki oradan dolayı bu işe şeye geliyorlar. Evet. Peki şimdi o arabadan bahsettiniz ya her iki dernek olarak da. Şimdi araba hala ihtiyacı olan, araba almayan engelli var mı? Yoksa büyük oranda tamamlandı denilebilir mi? Şu anda esas Pınar'ın başında bizim Sakatlar Türkiye Sakatlar Derneği Konya Şubesi olması lazım. Bayağı biz merkezde biz bu işin hakkından geldik. İlçeler nasıl? İlçelerde bayağı sıkıntılar var. İlçelerde sıkıntılar var. Mesela dün bir tane Akşehir'e bir tane araba verdim. Adam sevinerek gitti, mutlu olarak gitti. Adam bir arkadaşın sayesinde geldi. Elimizde vardı bir tane verdik gitti. Buradaki esas sıkıntı şu. Gerçek ihtiyaç sahipleri. Evet. Kendilerini tespit ettiremiyorlar. Yerini iyi bulmak lazım. Şimdi araba ihtiyaç sahibi geliyor. Abi bana araba lazım diyor. Tamam diyoruz. Adını soyadını ver. Gidiyorsun sonra da ya telefonu kapanıyor. Dönüp ulaşamıyorsun. Veya bir şekilde insan bir daha gelmiyor. Gerçek ihtiyaç sahibi evden de çıkmıyor. Evden de çıkmayınca gelemiyor. Evet. Buradaki esas sıkıntılarımız
Benim kendim has bir özel araştırmam var. TC'sini alıyorum, adresini, ismini alıp hadi güle güle ben sana dönerim diyorum. Ve bu esnada gerekli araştırmayı yaptıktan sonra geri çağırıyorum. Gel. Senin ihtiyacın karşıya. Tamam. Bizim hayırseverlerimiz genelde de öğrenciler olsun. Hiç olmazsa onlar diyor sokağa daha rahat çıksın diyor. Evet, okullarına daha rahat. Okulda daha rahat gitsin. Buradaki aşamalar bu şekilde. Evet. Buradaki esas bizim okullardaki veya ulaşım alanlardaki erişilebilirliklerimiz rahat olursa biz o kadar rahatız. Evet. Yani anne sırtında okula gelip mi gelip gitme derdimiz bitti. Tamam. Elhamdülillah. Evet. Derviş Bey, sizin bu konularla ilgili söyleyeceğiniz var mı? Bir de siz Kırım deyince, evet. Şimdi aynı soruyu size de sorsam. Evet. Konya tamamlandı mı? Bu araba ihtiyacı Konya tamamlandı mı? Ki ta Kırım'a kadar uzandınız. Yoksa orada ihtiyaç daha fazla. Nedir? Şunu söyleyeyim. Ben şimdi zaten Konya Merkez genelinde Ahmet Başkanım da söyledi. Merkezde zaten gerek belediyeler, gerek kurumlar açısından engellilerin fazla bir ihtiyacı yok. Ama ben genel itibariyle... Yani araba konusunda mı söylüyorsunuz? Evet, araba konusunda. Hı-hı. Genel itibariyle Çeltik, Yunak, Tuzlukçu, Akşehir, Ilgın, yani biz Karaman Ermeni'ye bile araba gönderdik. Ben Taşlılar'a gidiyorum. Hı-hı. Çünkü oradaki insanlar yeni dışarı çıkmaya başladılar. Ve bir de özellikle şunu belirtmek istiyorum. Şimdi Konya Büyükşehir son çıkan 2014 yılında faaliyete geçen Büyükşehir yasasıyla beraber eskiden köy yolları çamurdu dışarı, evet. Yani engellinin arabasıyla dışarı çıkma şansı yoktu veya birinin onu gezdirme şansı yoktu. Evet. Şimdi Büyükşehir yasasıyla beraber ben geziyorum Taşlı'da, çoğu ilçeyi geziyorum, çoğu mahalleyi geziyorum. Bütün İlçelere sokaklar, büyük hizmet gitti değil mi? Evet, mahalleler, bütün evet. Mahalleler parke taşıyla döşendi. Evet. Yani şimdi engellilerin sokağa çıkması daha kolaylaştı yani. Hı-hı. Böyle olunca da insanların ihtiyaç, talep fazlalaştı. Evet. Ki biz de elimizden geldiğince bize gelen talepleri değerlendirip ihtiyaç sahipleriyle hayırseverler arasında köprü olmaya çalışıyoruz. Kırım konusuna gelince, Kırım şimdi geçtiğimiz Kurban Bayramı'nda buradaki arkadaşlar Kırım'a vekaleten kurban kesmeye gidiyorlar. Kırım şu an Rusya'nın da işgali altında, evet. Zaten sıkıntılı bir şey olarak. Orada spastik engelli ve normal engelli ihtiyaç sahibi insanları belirtiyorlar. Ki üretim yok, dışarıdan bir şey gelme şansı yok. Ve Dünya Kırım Tatar Derneği Başkanı Sayın Mustafa Sarıkamış böyle bir kampanya başlattı. Biz de yani hem soydaşımız hem dindaşımız olan Kırım'a elimizden geldiğince oradaki yaraları sarmak adına bu kampanyaya destek oluyoruz. Ve bu kampanyayı da hem dernek olarak yurt dışına yapmış olduğumuz ilk yardım olacak, hem de Türkiye'nin Kırım'a yapmış olduğu ilk insani yardımın tedarikçisi olmuş olacağız. Böyle evet, bir yok, şeyimiz var. Yok, tebrik ediyoruz. Yani tabii bölge önemli değil. Neresi olursa olsun, evet. Hepsi bizim kardeşimiz, hepsi engelli. O bakımdan demedim. Yani Konya'da şey bitti mi anlamında? Yok, ihtiyaç, Konya'da ihtiyaç sahipleri biz... Konya merkezde bir ihtiyaç kalmadı diyorsun. Yani, peki ilçelerdeki şey nasıl? İlçelerde yani orada mesela %70-80 oranında karşılandı mı onların ihtiyacı, denebilebilir mi? Yoksa yani daha çok fazla daha mı? O kadar değil ilçelerdeki. Evet. O zaman yer yer. Merkezde de, köşede bucakta derdini sıkıntısını anlatamayanlar köşeleri de daha var. Daha bitti var. Derken tamamen bitti. Kimsenin tekerlekle alakalı olmayan, dernekle ulaşamayan, ulaşamayanlar veya kendi diyorsun. Şeyinde evet. Olanlar eksiklerimiz var. Çünkü tamam. Şimdi hayatta ne eksik yapabilirsin ya da ikisi de mutlaka yani. Biri olacak. Buradan dolayı gelecekteki bu güzel günlerimizde biz engellilerimiz için nerede ne yapılması gerektiğini, nasıl bir faaliyet çalışması yapacağımız çok iyi biliyoruz. Hı hı. Çünkü ben engelliyim. Ben engellinin halini iyi anlarım. Çoklar vardır bakın engelliler. Dernekte birbirlerine dertlerini birbirine çözebiliyorlar. Bir de kaynaşma yapıyorlar. Affedersiniz hemen kafama takıldı. Unutmadan soruyu.
siz yani belli bir engelli şey yok değil mi? Mesela işitme engelli, görme engelli gibi engellilerin tümüne hitap ediyorsunuz. Biz yoksa bedensel engelli biz sadece orta bir sınırlamanız var mı? Orta beden engellere. Ha, sadece orta beden. Görme engellilerin ayrı derneği var. Ha, onların derneği İşitme var. İşitme engellilerin ayrı derneği var. Bizimki ayrı dernek. Ha, siz burada, bedensel engelliler. Bizimki bedensel engelliler. Bizim buradaki esas şeyimiz, kaynaşmamızın, derneğimizin esas amaçlarından bir tanesi topluma engelliyi kaynaştırmak amacıyla derneğimizde günlük sirkülasyon 100-200 yani günlük 50-100 kişiden aşağı hiç düşmez bizim derneğimizde. Hı hı. Bir gün bir tanesi dedi ki abi dedi ya benim bir sıkıntım vardı dedi. Ben bu sıkıntıyı kendim çözemedim de trafik kazasından geçirmiş. Hı hı. Trafik kazasından olmuş. Evde oturup demişler ki ya Kültür Park'ın orada bir dernek var git oraya. Oraya derneğe gelmiş oturmuş sohbet ederken der ki senin engelin nereden seninki nereden falan derken benimki trafik kazasından demiş. Ya abi benim bir sıkıntım var. Doktorumla paylaşamadım. Evde ailemle paylaşamadım. Ancak ben bunu burada sizlerle nasıl paylaşırım? Benim şöyle şöyle bir sıkıntım var deyince gülüvermişler. Onu olur hepimizde var o bende de var sıkıntı yok demiş. Öyle deyince diyor şimdi bir rahatladım abi ben diyor bilemezsin diyor. Şimdi bizim derneğimizin yani sadece kendinde var olduğunu kendinde olduğunu hissediyor ve bir de korkuyor acaba bu beni öldürecek mi? Bana sıkıntı verecek mi diye. Ve bunu da oradakilerle paylaşınca kendi kendilerine bir özgüven geliyorlar. Şimdi dernekte İşte bak burada hani denir ya dertler paylaştıkça azalır. İşte onun bir örneği. İşte ben esas burayı ondan paylaşarak ve onu gündem alarak şey yapıyorum. Çünkü dernekte okuturanların hepsi kendilerine has belirli sorunları vardır. Kimisi maganda kurşunu, kimisi trafik kazası, kimisi iş kazası, kimisi doğuşta. Zaten her insan bir engelli olmaya aday değil mi? Çünkü ben sizin gibi olmayabilirim ama siz benim gibi Allah etmesin olabilirsiniz. Allah korusun. Allah korusun ha. Yani buradan dolayı bunun esas bizim şeyimiz bu. Derneğimizin oturup orada birbirlerine kaynaşmaları, derneğimizin oturup birbirlerine sohbet etmeleri çok zevk verici, çok gurur verici. Ve insanlar, dernektekiler çokları ya baba Allah razı olsun diyor. Diyor mesela şurası diyor bizi nereye gidebiliriz diyor. Geliyoruz. Arabamızı şarj ediyoruz. Çayımız burada diyor. Sohbetimiz de var diyor. Sohbet de çok güzel diyor. Evet. Yani burada sağ olsun belediyenin de bizlere desteklerinden dolayı biz de bunları bu şekilde belediyenin belki yapması gereken hizmeti dernek olarak burada biz icra ediyoruz. Buradaki birçok engelli camiası, engelli kardeşlerimiz de gelip gelemeyenler de var. Bazıları var ya geldiğimde beni oraya koyarlar mı? Böyle bir şey de onlara da bir çağrı yapıyorum. Onlara da bir çağrı yapıyorum. Buradaki bizim arkadaşlarımızın hepsi bir engellimiz, bizim engellimizdir. Gelecek, oturup kalkacak, sohbetini yapacak ve topluma kazanacak. Evet. Son geçen gün bir hafta önce ve 15 gün önce bir çocuk geldi. Çocuk şimdi uçup gider. Ben buraya önceden niye gelmemişsin diyor. Ailesi uçup gider. Diyor ki ya en azından diyor abi yeri gitti yer güvenilir diyor. Evet. Elhamdülillah. Böyle bir şeyler içerisinde. Tamam. Engelli bir de nerede, nasıl, ne eksiği varsa orada kendi kendine oturarak, kaynaşarak eksiğini çözüyor. Mesela bir banyo yapmasındaki bir sıkıntısı nasıl varsa onu çözdürüyor. Bir başka yönlerde... Bir başkasının bulduğu bir yöntem var. O yöntemi alıyorlar. Evet. Oradan dolayı hal böyle de olunca aham senar olsun. Kamu içerisinde, toplum içerisinde dernek biz, Türkiye Sakatlar Derneği kendini bu şekilde de kabullendirmiş bir dernek halindeyiz. Evet, Derviş Bey. Aynı konularda sizler ne dersiniz? Yani şimdi engellilerin topluma entegre olması konusunda... Sizin o topluma entegre olmasıyla ilgili sizin faaliyetleriniz neler var? Bir de onlardan burada bahsedelim. Şöyle söyleyeyim. Yani biz genel itibariyle mesela engelli olup da kültür, sanat işleriyle uğraşan, bu konularda başarı kazanmış. Mesela geçtiğimiz günlerde de bunun örneğini verdim. Büşra Ateş örneğini verdim. Büşra Ateş 18 yaşında evde eğitim alarak üniversiteye hazırlanmış. Şu an üniversite 1. sınıfta. Sadece tek bir parmağı oynuyor. O tek parmakla 2 tane kitap yazmış. Şu an 2. kitabını çıkardı. Evet. Yine şair, engelsiz şair Berkan Ali Vural. Hı hı. Onun da geçtiğimiz günlerde bir şiir kitabı yayınlandı. Yine İsmail Değirmenci var. MS hastası. Engelli fotoğraf sanatçısı.
Yine Hande Dağ var, spastik engelli. Kendisinin iki tane kitabı var. Yine Mülkiye Aslan var, Sakatlar Derneği üyesi aynı zamanda da. Geçtiğimiz Engelliler Haftası'nda orada bir sergi açtı. Filoloji yani ustası, sanatla uğraşıyor. Yani başarıya engel yok. Benim de bildiğim yakından tanıdığım Hasan Uktem var, Hasan Emrah Savsar var. Mesela Emrah Savsar da sizin dediğiniz gibi parmakları hareket ediyor sadece vücudunda. Kitap yazıyor, işte köşe yazarlığı yapıyor. Yani benim esas şeyim şu abi, engelliye fırsat verildikten sonra engellinin yapamayacağı hiçbir şey yoktur. Bilek, yürek, bellek. Evet. Bilek, yürek, bellek sağlam olduktan sonra güzel. Sıkıntı kalmıyor. Buradaki esas şeyimiz şu. Kusura bakma. Siz bitirin. Dervişe bir sorun var da o yüzden. Ha. Size sorduğum bir soru vardı. Onu da soracağım. Siz bitirin yalnız. Yani buradaki olay, engelli fırsatını bulduktan sonra, engelliye fırsat önü açıldıktan sonra engellinin yapamayacağı bir şey başaramayacağı bir şey yok. Ahmet Bey'e sordum ya, sizin yani hangi tür engellilere hizmet ediyorsunuz? Sizin nasıl? Sizin dernek nasıl? Evet. Biz yani Gönül Gözü Kültür ve Yardımlaşma Derneği olarak, yani bizim de engellilere yönelik yapmış olduğumuz yardımlar genel itibariyle hani beden, tekerlekli sandalye, akülü araba ve çeşitli medikal malzeme, ama biz yüreği engelli olmayan herkese hitap ediyoruz. Evet, güzel bir tabir. Yani yüreği engelli, yüreği sağlam. Dedik ya, taş yürekli insanlar diye. Evet. Evet. Yani dernek çalışmalarımızda elimizden geldiğince bütün engelli gruplarına hitap ediyoruz. Peki. O zaman şunu anlıyoruz. Dünle bugün kıyaslandığı zaman engellilerle ilgili bir hayli sorunların çözülmüş olduğunu, evet, her iki dernek başkanı da burada ifade ettiler. O zaman şuna geçelim. Bundan sonraki beklentiler nelerdir? Talepleriniz nelerdir? Engellilerin hala devam eden sorunları nelerdir? Onların çözümü nedir? Şimdi engellilerimizin geneldeki sorunların aralarında bu maaş konularında bazen şeyleri var. Eksiği var. Engelliler maaşlarımızı artırılsın veya ona benzeyen bir çalışmalar yapılsın gibi çalışmaları var. Bir de engelli kardeşlerimizin daha rahat, vatandaşların haricinde vatandaşlarımız eğer rahat ettirirlerse bize, biz daha rahatız. Devlet olarak ben biraz önce de söyledim. Eğer engellimizin ihtiyacı varsa biz o ihtiyaçlarını karşılatmaya hazırız. Ama vatandaşlarımız bize bu şekilde bir çalışmaya gelmez derse de sıkıntı yok. Buradaki esas şeyimiz şu. Engelli kendini kabul ettirdikten sonra, engelli sokağa çıkmaya başladık sıra, engelli kendi derdini kendi anladıktan sonra kademe kademe her eksik kendini gösterecek ve her cevapta bulacak. Buradaki bizim derdimiz bu. Ki önce de Cenab-ı Allah'ın izniyle usul yavaş usul yavaş. Buradaki bir tek de sorunumuz bizim raporlar üzerinde. Engelli raporlar üzerinde bir sorunlarımız var. Hastaneden alınan raporlar üzerinde. Mesela benim orada gitsem bana %40 raporu vermeyecekler. Benim %45'lik raporum. Bu zamanla olan bir şeylerden dolayı. Rapor almada zorluk mu oluyor? Zorluk vardı. Onların biraz aşılması lazım. Ki de aşılacağına eminim ama ilerleyen bir zamanda olacak. Buradaki olayların hepsi zaman içerisinde kaynaşarak çözüleceğine eminim ben. Buradaki bizim esas sıkıntılarımızdan çoklarını biz kendimiz zaman içerisinde uğraşarak ve zaman içerisinde çalışma yaparak alt ettiğimizi zannediyoruz. Ki evet. Türkiye genelinde de mutlaka eksik var mı var. İstekler yerine geliyor mu? Gelmeyen de var, gelen de var. İlk kentapta da dedim. Eksik de var, hata da var. Önemli olan eksiği tamamlamak, hatadan dönmek. Bir reklam arasına daha gideceğiz. Tamam. Cümlenizi bitirin. Tamam. Bizim yani inşallah gelecekte de daha güzel günlerle beraber olmaya çalışacağız inşallah. Yine devam edeceğiz bir reklam arasından sonra. Ben bir reklam arası daha veriyoruz. Reklamlardan sonra yine buradayız. Bizden ayrılmayın. Emlak Konut bilgilendiriyor. Tapuda dijital döneme geçilmesiyle taşınmaza ait tüm verilere QR koduyla ulaşılmasına olanak sağlanmıştır. Yeni tapu belgeleri üzerinde QR kodu bulunmaktadır. Emlak Konut bilgilendirdi.
Müşterilerinin damak tadında unutulmaz bir hatıra bırakmayı amaç edinen Ciğerci Cengiz, şık mekanı, sofra ikramıyla efsaneleşen hizmeti, ciğeri ve diğer lezzetleriyle Fatih Caddesi'nde. Ciğerci Cengiz. İçimizdeki basketbol aşkı bu sene de TV Buda. Basketbol heyecanı bu sene de mi TV Buda'ymış? Baba sen ne anlarsın basketboldan? Sen ne anlarsın basketboldan? İçimizdeki basketbol aşkı bu sene de TV Buda. Siz de hemen basketbolun adresi TV Bu'ya gelin. Basketbol Süper Lig maçlarının heyecanını ayda 19.90'dan başlayan fiyatlarla yaşayın. 16 çeşit çorbası ve doğal sunumuyla iştah kabartıyor. Tadı damakta, adı akıllarda kalır. Efe Çorba. Reklam için en etkili mecra KON TV. Firmaların imajı için televizyon reklamı. Tüm platformlarda reklam yayını için KON TV. Ürünlerin lansmanı için en doğru yol KON TV. Gelecek reklam kuşaklarında. Mir Ajans. Odun ateşinde pişen lezzetler sizi bekliyor. Etle küflü peynirin eşsiz buluşması, Recai böreğiyle halk etli ekmek Konya'ya has lezzetlerin sizdeki adresi. Merkez ve Selçuklu şubesiyle halkın tercihi halk etli ekmek. Davetine buyur Allah'ım buyur diyerek icabet edebilmek. Senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklarda Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde bir umre, hem mestur farkıyla. Ekrem Coşkun Döner olarak halkımıza sağlıklı, hilesiz, şoklanmamış ve kaliteli %100 yaprak et döneri uygun fiyata sunuyoruz. Modern tesislerde uzman kasaplarımızın hazırladığı dönerleri bugün Türkiye'de 200 aşkın şubeye güvenle ulaştırıyoruz. Ne yediğini bilmek herkesin hakkı. Et döner, lezzet döner, Ekrem Coşkun yaprak döner. Modern ve dekoratif Aladağ beton elemanlarıyla bildiğiniz taşları unutun. Son teknoloji tam otomasyon üretim sistemiyle Konya'da tek. Doğal renkli taşlarla üretilen trend tasarım parkelerle evinizi güzelleştiriyor, iş yerinize değer katıyoruz. Geçtiğiniz yolları ve yürüdüğünüz parkları zevkle yaşayacağınız alanlara dönüştürüyoruz. Teknoloji ve sanatın buluştuğu adres. Aladağ beton elemanları. İnsanların nasıl davranacağıyla ilgili kuralları da belirleyen, onları ortaya koyan ayetler bu. Peygamber Efendimiz'in Şemail-i Şerif'i ile ilgili bir hasbihal yapacağız. Evet, son bölümde yeniden beraberiz efendim. Engellilerle ilgili hasbihalimiz devam ediyor. Evet Derviş Bey. Sorunların, engellilerin sorunlarının çözümüyle ilgili, beklentiler, taleplerle ilgili siz neler söylersiniz? Ben şöyle söyleyeyim, yani engellilerin şu an itibariyle yaşamakta olduğu en büyük sorunlardan birisi engelli maaşlarında yapılan değişiklikler. Yani 01.07.2015 tarihinde yürürlüğe giren kanunla eskiden evde bakım maaşı, yani engelli yakınına verilen evde bakım maaşı engelliye bağlanan aylık 2022 sayılı kanuna göre bağlanan maaşta gelir kıstasında geçmiyordu. Ama 1.7.2015 tarihinde yapılan değişiklikle artık evde bakım maaşı da gelir kriterine girdi. Ve böylelikle on binlerce engellinin
mağduriyeti söz konusu oldu. Ben anlamadım. Şimdi 2015'te mi başladı? Evet. Engelli evde bakım maaşı. Yok. Evde bakım maaşı 2005'ten itibaren başladı ama tamam. Eskiden verilen evde bakım maaşları engellinin kendi almış olduğu 2022 aylık maaşının gelir hesabında sayılmıyordu. 1.7.2015 tarihinden itibaren bunlar gelir hesabına dahil oldu. He. Yani böyle olunca tamam. da bakıcısı maaş alan engellinin kendi maaşı iptal oldu. Hükümet bu konuda yaşlılara mesela bu konuda bir kolaylık sağladı. Onlar da sadece 65 yaşını doldurmuş bireyin kendi geliri göz önüne alıyor. Yani yanında yaşadığı ailesinin, çocuklarının vesaire gelirleri göz altına almıyor. Eğer 65 yaşındaki kişi muhtaçsa, yani 2019 kriterlerine göre şu an aylık geliri 609 liranın altındaysa, hı hı. Vatandaşa aylık olarak maaş bağlanıyor, yaşlık maaşı. Ama engellilerde maaş bağlanırken yaşamış olduğu, yani aynı hanede ikamet ettiği kişilerin gelirleri de dahil edildi. Tamam. Yani bizim isteğimiz aynı yaşlılar gibi engellinin, engelliler bu bakım hakkından maaşından yararlanamaz. Yok, kendi onlar, maaşından. Kendi maaşından yararlanamıyor. Tamam. Ve bizim isteğimiz, Sayın Başkanımız da bu konularda vakıf, engellinin de yaşlılar tamam. gibi sadece kendi gelirinin hesaba alınması, aile gelirinin değil. Tamam. Yani bireysel olarak yani yaşlılarda düzenleme nasılsa aynı, evet, engellilerde aynı düzenleme kavuşmasını sağlanması. Evet. Siz de aynı fikirde misiniz? Ben aynı fikirdeyim ve ben bu konu üzerinde çalışmam da var. Ben Ahmet Özdemir vekilimle bu konuda sık sık konuşuyorum. Derim ki bunu bir stadyodan bir çıkartalım. Engellinin eğer kendi geliri yoksa direkt maaş bağlansın. Tamam. Aileden ananın geliri, babanın geliri girmesin diye. Tamam, evet. Anlaşıldı. Evet, devam edin. Yine ikincisi bu konuda biz Ahmet Başkanım'la da zaman zaman basına gerekli yerlere şey yapıyoruz. Geçtiğimiz günlerde aynı statüyü şehit ve gazi dernekleri bu mücadeleyi başardılar. Artık şehit ve gazi ismiyle dernek kurulamayacak. Yani bizim Konyalı şehit ve gazi derneği, Türkiye Harp Mahallülü kurulmuş olanlar devam edecek. Gaziler Şehit ve Dul Yetimleri Derneği tamam. Genel Başkanı Mustafa Işık'ın gayretleriyle de bu meclisten geçti. Biz de diyoruz ki engelli dernekleri, engellilere yönelik çalışma yapan derneklere de bir statü getirilsin. Hı hı. Bu derneklerin ticari faaliyetleri yasaklansın. Evet. Çünkü bu çalışmalarla engelliler ve engelli dernekleri, gerçekten engelliler adına çalışma yapan dernekler suizan altında kalıyor. Değil mi? Yani istismarlar mı oluyor? İstismar. İstismarlar oluyor, evet. Yani bu istismarların önüne geçilmesi açısından engelli derneklerinin iktisadi ve ticari işletmelerinin kaldırılması lazım ki engellilerin resmi dilencilikten damgası yemekten kurtulması için. Evet. Yani bugün kalabalık caddelere gidin, bakın. Resmi idare önlerine, mahalle ve köylere gidip baktığımızda engelliler adına yardım toplayan bir sürü fason engelli derneğiyle karşılaşıyoruz. Ve topladıkları para nereye gidiyor belli değil. O sınırsız, belli değil. Belli de, hiç belli değil orası. Yine biz önemli bir şey, evet. Geleceğe yönelik şunu istiyoruz. Bugün Diyanet İşleri Başkanlığı'nın ülke genelinde yapmış olduğu istatistiklere göre ülke genelinde 86.713 cami var. Cami var, evet. Bu camilerin birçoğu engellinin girişine uygun değil. Mesela Konya'da en iyi camimiz olan Hacı Veysali Camii. Burası sürekli ben bunu dile getirdim ve buraya ya bir yürüyen merdiven yapılması. Yapıldı yürüyen merdiven ama yürüyen merdiven yapıldı ama o ortopedik engellilerin sorununa çare değil. Bize çare değil. Yapıldı. Doğru. Yani oraya engelli asansörü yapılması lazım.
Yani Konya'da şu an... Doğru, yürüyen merdiven çare olmuyor değil mi? Bilhassa şey, elinde asası olan, Allah korusun, tehlikeli de olur. Yani ha. Asansöre neyse. Yani Konya'da şu an faaliyet gösteren camilerde, Konya Türkiye genelinde cami sayısında ikinci sırada yer alan bir ilimiz. 3 tane engelli asansörü olan cami var. Bir Şehitler Camii, Yazır'da, yani üçü de Selçuklu'da bu camilerin ve bunlar da tamamen ihtiyacı karşılamıyor. Peki kaç ihtiyaç var? Kaç camide daha ihtiyaç var? Yani şimdi sizin tespitinize göre. Yani asansör yapılması için. Hayır, asansörün haricinde yani mesela merkezdeki bir caminin engellilerin girişine özel ayarlanabilir şekle getirilebilmesi lazım. Hı. Yine bunun yanında ben bunu basın açıklamalarının hepsinde söylüyorum. Özellikle 10-16 Mayıs Engelliler Haftası ve yine 3 Aralık Dünya Engelliler Günü. Yani toplum olarak en fazla bilinen Engelliler Günü bunlar. Yine diğer görme engellilerin, otizmin vesaire hepsinin, bütün engelli gruplarının kendine özel günleri var. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bu ve yakın haftalarda engellilere yönelik vaaz ve hutbelerde engellilere yer verilmesini temenni ediyoruz. Yine toplumun engellilere yönelik duyarlılık kazanmasında, hani demin Ahmet Başkanım dedi ya, yani bizim bürokratik alanda bir sıkıntımız yok. Sıkıntımız vatandaşla. Vatandaşla, değil mi? Yani toplumun engellilere yönelik bir duyarlılık kazanmasında ve engellilerin topluma entegre olması konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'nın ilkokuldan başlamak üzere işte eskiden vatandaşlık derslerimiz falan vardı. Yani yapılan ders kitaplarında engelliye duyarlılık konusunda bir bu konuyu işlemesi lazım. Bazı derslerde konu olarak işlenmesi lazım. Evet, bu da bizim olarak, dernek olarak öngörülerimizden bir tanesi. Yine bugün engelli olan bireylere verilen engelli kartımız var. Ve bu kartların, şu an böyle bir çalışma yapılıyor ama bunun ivedilikle hızlanması lazım. Şimdi engelli kartı var. Herkeste engelli kartı var. Ama şimdi Konya'daki bir vatandaş Ankara'ya gidiyor. Ankara'da belediyenin imkanlarından yararlanacak. Oradan yararlanması için yani bazı yerler engelli kartını kabul etmiyor. Diyor ki yani bunu şey yapması lazım. Dijital sisteme geçirmesi lazım. Yani engelliye verilen kartla bütün o engelli nereye giderse, Türkiye'nin neresine giderse gitsin, bir metroya, bir otobüs biletine bindiği zaman o kartını dırtlattığında her yerinde geçerli olması lazım. Geçerli olsun diye öyle bir projemiz var yine. Doğru. Yine engelli bireylerin deminki dediğim gibi sanat, spor ve kültür alanında başarı yakalamış engellilere devlet tarafından daha fazla destek verilmesi adına Milli Eğitim, Spor ve Kültür Bakanlıkları'nın bu konulara biraz daha eğilmesi yine bizim temennilerimizdendir. Peki, teşekkür ederiz. Sizin var mı başka sorunlar konusunda? Esas buradaki olayımız şu. Şimdi dünümüz bugünümüz derken bugün üniversitelerimiz dahi engellilerle ilgili statistik çalışmaları başlattılar. İlkokullardan beri engellilerimize nasıl yardımcı olabiliriz, engellilerimizin sıkıntıları nelerdir diye. Okullarda, şimdi bizim derneğimize sürekli gelen giden akım, üniversitelerden gelenler, mesela Karatay Üniversite ismini neyse verelim artık, önemli değil. Üniversite bize stajyer veriyor. Bizim orada her yıl iki tane stajyeri var üniversitenin. Neden? Bu okulla ilgili, çalışmayla ilgili engellinin sorunu nedir, ne değildir ve kendimiz biz ara ara bu üniversitelerle istişare ederiz. Evet. Nasıl istişare ederiz? Nedir? Engellinin sorunu nedir? İlla ki yolda yürümek engellinin sorunu değildir. Evdeki lavabodaki ihtiyacı vardır. Bir başka ihtiyaçları vardır. Bunları engellilerle birebir konuştuktan sonra üniversiteler bu konuda daha bir yatağa geçtiler. İlkokul döneminde başkanım biraz önce arz etti. Buralardan dersler verilecekler ki. Dersler verilmese de ama en azından öğrencilere birim birim engellilerin
sorunları, evet, engellerin şeyleri aktarılmaya başladı. Ha, şu var, gelecekte engellerimiz inşallah daha güzel günlerde, İnşallah. Daha güzel geleceklerde bizlere beklerler. Şimdi evet, spor aktivitemiz bizim bayağı bir var. Şimdi şu anda bir de yeni kuruldu Konyaspor Engelliler Taraftarlar Derneği falan diye bir derneğimiz diye kuruldu. Engellerimiz yani bir yerde aktivitede, sporlarda ön çapaya gitmeye başladık. Evet. İnşallah daha gelecekte, daha güzel günlerde, daha güzel çalışmalar bizlerim olacak diye bekleriz inşallah. Bir de şunu yanıtlara söyleyeyim. Son cümle olsun. Engeller sağlamlarla bir arada kaynaşarak bu işi çözmeye çalışırlar ve güzel de bir sorun ortaya çıkar. Bir de engellinin esas şeysi sağlamlar ilgili oturup sohbet ettiklerinde engelliyi daha güzel anlaması açısından daha güzel faydalarına, birbirine fayda sağlamak açısından bu şekilde bir çalışmadan devam ediyor. Evet, Allah'ım sizlere teşekkür ediyorum. Böyle bir güzel akşamda, böyle bir güzel günde bizleri konuk ettiniz. Sesimizi topluma, Türkiye geneline yaydığınız için de şahsınızla televizyonunuzdan teşekkür ederim. Herhalde bana söz verirsiniz. Teşekkür ederim özellikle. Tabii siz hem hizmet yapıyorsunuz hem sevap kazanıyorsunuz. Allah razı olsun. Yani engellilere hizmet büyük ecir gerektiren bir durum. Onun için Allah razı olsun, sağ olun. Derviş Bey hem Engelli Derneği Başkanı hem de aynı zamanda şair. Hani demin dedik ya engellilerin işte çeşitli sanat faaliyetlerinde bulunması onlar arasından iyi olur. Başkan olarak bu zaten bir sanat faaliyetinde bulunuyor Derviş Bey. Evet. Şimdi yazmış olduğu şiirden bize bir şiir okuyacak. Şiir kitabından bir de kitabı var. Evet. Kitabını da gösterebilirsin. Evet. Dervişname. Evet, Dervişname. Ama olarak bana bir tane verdik insini getirmedi. Öyle mi? Evet, şimdi kitabımız, oradan bir şiir dinleyelim Derviş Bey. Yine burada son olarak bir kitabımda. Gösterişe önem vermez, oldukça sadedir. Riya denen illetten uzaktır benim şeyhim. O herkese gel demez, müritleri seçmedir. Adamlıktan uzaklara raktır benim şeyhim. Secdeye gittiğini yalnızca Allah bilir. Objektiflerle küstür, çok nadiren poz verir. İnançla prim yapmak, çünkü ona ar gelir, onca kabuk içinde özdür benim şeyhim. Takiyede değil de o takvada ustadır. Herkes nefsine köle, o nefsiyle buzdadır. Yezidlerle savaşta o Hüseyin'i saftadır. Zalimlere baş verir de baş eğmez benim şeyhim. Onursuz kalabalıklarda tek başına kalsa, 9 köyden kovulup 10'uncuya ulaşsa, fitne baş kaldırıp 4 bir yanını sarsa, yine de hak yolun yolcusudur benim şeyhim. Paşazade uzatma, dervişler az konuşur. Gönül gözü açık olan her daim öz konuşur. Muradını çekemeyen şom ağız kem konuşur. Arife tarif gerekmez, tanıyan tanır onu. Adam gibi adamların başına taştır benim şeyhim demişim. Şeyhiniz kim? Pennsylvania olmadığı kesin. Güzel. Evet. Güzel bir şiir dinledik. Teşekkür ediyoruz. Yüreğinize sağlık. Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Sizin de son cümlenizi alalım. Programı kapatacağım. Bu bağlamda Dünya Engelliler Günü öncesinde bizlere böyle bir fırsat vererek engelli sorunlarını gündeme getirmemize şey olduğunuz için, ön ayak olduğunuz için teşekkür ediyorum. Yine bugün programa katılmadan önce buraya katılacağımızı duyurduk. Ekranları başında bizi izleyen tüm dostlarımıza, yani Yunak'tan Konya'ya, Ankara'dan Urfa'ya, herkese teşekkür ediyorum diyorum. Evet. Peki, ben teşekkür ediyorum her ikinize de. Sağ olun, Allah razı olsun. Allah razı olsun. İnşallah engellilerin tüm sorunların çözüldüğü İnşallah. Günlere erişmek dileğiyle İnşallah. Diyelim. Efendim, bir hasbihal programı daha burada sona erdi. Gelecek haftalarda yeniden beraber olmak dileğiyle. Hoşçakalınız, Allah'a emanet olunuz. Konser ekranlarından hepimizi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. İşte insanların nasıl davranacağıyla ilgili kuralları da belirleyen, onları ortaya koyan ayetler bu. Peygamber Efendimizin Şema-i Şerifi ile ilgili bir hasbihal yapacağız.